اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidina ve rasulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَهْلُوا الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. صدق الله العظيم الله أكبر وبالله التفويق. Rabbim göğsümü genişlet, görevimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözlerimi tam olarak kavrayabilsinler. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bize geçen hafta verdiğimiz sözü tutmayı nasip eden ve tekrar huzurlarınıza sıhhatte ve afiyette gelebilme imkanını bahşeden alemlerin Rabbi Allah'a Celle Şanuhu, nihayetsiz şükürler olsun, hamdü selam. Sevgili kardeşlerimiz, geçen defa veda ederken istirham ettiğimiz ve karar verdiğimiz üzere Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamız lütfetti. Bu akşam da bize katıldı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Bu akşam yine bıraktığımız yerden bağ kurarak devam edeceğiz. Bağ kurarak ama çok daha ilginç meselelere gireceğiz. Çok hassas konulara gireceğiz. Niye biz bu konuları ele alıyoruz? Çünkü bir hayli sisli ve bulanık bırakılmış olan yakın tarihimizi iyi bilmemiz lazım. İçinde yaşadığımız günlerin iyi değerlendirebilmek için sağlam bir bilgi zeminine oturmamız lazım. Bilgi kirliliğinden kurtulmamız lazım. Bu bilgi kirliliğini oluşturan şeylerin çok büyük bir kısmı ne yazık ki yanlış bilgilendirmenin ötesinde bir de hurafelerdir, hikayelerdir. Tarihe dayanmayan, esas belgeye dayanmayan bir takım masallar, anlatımlardır. Bunlar ille de kötü niyetle çıkartılmış değil. İyi niyetle bir şeyi güzel söyleyeyim filan derken asli zemininden sapmakta ve bir objektif diyebileceğimiz, nispeten tabii objektif, nasıl olur insan olamayız. Daha önce söylemiştim, dünyanın en sübjektif, en öznel şeyine objektif diyoruz biz. Böyle bir aptallık olabilir mi? Kameranın önündeki şeye, işte yani içine baktığım yer, buna objektif diyorlar. Bundan daha sübjektif ne vardır dünya üstünde? Kameranın objektifinden daha sübjektif bir şey olmaz. Ama neyse, objektiflikten kastimiz bilimsel dürüstlük demek, buna daha doğru. İlmi dürüstlük burada çok önemli bir meseledir. Yani Türklerin o çok isabetli ve hikmetli sözü. Biz sadece iğri oturup doğru konuşmak filan değil, biz doğru oturup doğru konuşacağız. Bir de gereken yerde tabii ki önce çuvaldızı kendimize, iğneyi sonra başkasına batıracağız. Bir meselemiz daha var tabii. O da efendim insanın fıtratında olan bir özelliktir. Bir günah keçisi bulma. Daima kendini aklayabilmek için bahaneler icat etme. Hayır, bizim böyle bir derdimiz yok.
Burası sizin hepinizin çok iyi bildiği gibi ümmetsel alan. Burada her şey çok rahat ve çok açık konuşulur ve ilmi konuşulur. İlmi dayanağı olmayan hiçbir şeyi biz burada konuşmayız. Ve aldı sazı eline, başladı konuşmaya, dediğinizi işitir gibi oluyorum. Efendim sözü bırakacağım birazdan. Hocam bize ufuklar açacak. Şefik ön hazırlıklarını yaptı ama bilgilerini de aktaracak hocam bizden. Evet, bu hafta hocama inşallah biraz mümkün o daha fazla faydalanmak istiyorum bu hafta. Rus yani. Beni devreden çıkartacak. Estağfurullah, öyle bir şey demiyorum. Öncelikle hemen bu internet adreslerimizi, posta adreslerimizi vereyim. yuda@hotmail.com hotmail.com yuda@hotmail.com. Yine Twitter, Hacı Baba'nın cıvıldak dediği cıvıldaklarımızı da yuda1, fakat o et işaretini bu sefer başına koyarsanız @yuda1 şeklinde ararsanız Twitter'da bulmak ekranda daha da gözüküyor galiba olacak. Değil mi? Evet. Evet, ekranda evet, da gözüküyor. Evet. Gözüküyor. Aynen böyle. Böyle yani. Katılımınızı bekliyoruz efendim. Buyurun. Bekliyoruz. Başımızın buradan üstünde yeriniz var. Olursa canlı zaten hemen burada ben ileteceğim. Benim görevim bu zaten. Burada. Yok estağfurullah. Daha ayrıntılı görevleriniz de var. Aç kapıyı. Hocam burada. Sen açacaksın kapıyı. Peki hocam. Yani dediğim gibi bayağı bir bu konu hem kitaplarınızla alakalı şey yaptım. Ben öncelikle hemen şunu sormak istiyorum. Sizinle alakalı olarak ve tabii Sultan Abdülhamit Han'la Filistin pazarlıkla alakalı olarak, kitabınızla alakalı şöyle bir durum var. Birçok insan hani ortada bir reali bir gerçek olur ve o gerçek işte bu kalemdir kalemdir yani hani aşağı yukarı bellidir. Şimdi o dönemle alakalı Osmanlı arşivlerinde her şeyi belgeli bildiğim kadarıyla. Tabii, belgesiz hiçbir şey yok. Hakkı. Hatta belki de mevcut birçok ülkeden çok çok daha fazla çok çok daha ciddi belgeler var. Şimdi. Peki bu Sultan Abdülhamit Han'a bu pazarlık konusuyla alakalı Theodor Herzl'le alakalı olarak hayır, Sultan Abdülhamit bu pazarlığı yapmıştır ve hani ben haşa, tövbe haşa diyerek söylüyorum ve Filistin ve Gazze'yi de satmaya belli bir para karşılığına hazırdır diyenler var. Evet, yani öyle bir düşünce hasıl oldu. Bunlar hatta yazıldı, çizildi, söyleyenler de var. Bunun aslı nedir ona bakmak lazım. Tabii. Evet. Yani aslına bakmadığınız sürece ve orijinal belgelere ulaşmadığınız sürece bu tür rivayetler, hurafeler falan pekala söz konusu olabiliyor. Buna inananlar, insanlar olabiliyor. Ama belgeye baktığınızda fotoğrafı çekmiş oluyorsunuz. Olayın fotoğrafını çekiyorsunuz. Ha, ve doğru budur diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim elimizde bu tür belgeler var. Bunların örneklerini vermek de mümkün ve programda yapacağız şimdi zaten. Ben bunu. Yani o noktada hemen şey yapmak, biz bu yani bunu sizin katıldığınız bir programda gördüm zaten. Hani size böyle bir şey, bunlar neye dayandırıyorlar onu merak ediyorum. Yani Sultan Abdülhamit Han neye dayandırarak Sultan Abdülhamit'i suçluyorlar? Şimdi bir dakika. Bir burnumu sokmam lazım. Beni bağışlayın. Sokunuz, buyurun. Şimdi çok mühim bir şeye şahit olacaksınız. Bunu insanlar kafalarından uydurmuyorlar. Diyorlar ki efendim biz de belgeye dayanıyoruz. Aha. Bak hocanın ağzından anahtar kelime çıktı. Orijinali göreceğim diyor. Orijinali. Asıl belgeyi göreceğim. Bakın şimdi bir tarih bilim adamı, bir tarih araştırma. İlle de bilim adamı olsa şart değil. Tarih araştırmacısı çalışırken hangi ayrıntıya dikkat etmesi lazım? Yeterli donanımı varsa zihnin nasıl yanılır? Bırakın zihnin yanılmasını, tarih yamulur ya. İşte şimdi bunu göreceksiniz. İlk defa bunu göreceksiniz. Çok oradan, çarpıcı bir şey bu. Öncelikle oradan başlayalım. Oradan başlayalım hocam. Şimdi, ben hayretler içinde kaldım siz gösterince. Evet, şimdi belgemizi ortaya çıkaralım. Çünkü Sultan Abdülhamid'in Theodor Herzl'le olan ilişkileri hep merak edilmiştir. Evet. Yani şimdi bunlar görüştü mü görüşmedi mi, işte pazarlık yaptılar mı yapmadılar mı vesaire. Ve biraz önce söylediğimiz gibi çeşitli söylentiler de var bununla ilgili olarak. Şimdi elimizde bir belge var. Bu belge Theodor Herzl Sultan Abdülhamid'e kendi el yazısıyla yazmış olduğu bir mektup. Gösterebilir miyim hocam? Bu gösterelim tabii ki. Yaklaşık 6 sayfadan oluşuyor. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, bu Siyonizmin kurucusu, babası, her şeyi olan Theodor Herzl'in kendi el yazısıyla
Sultan II. Abdülhamit'e gönderdiği mektubun fotokopisi. Tabii orijinali buraya gelecek. Orijinali arşivde duruyor. Bu Osmanlı arşivinden çıktı. Tabii Osmanlı arşivinden çıktı. Şimdi Osmanlı siz bir araştırmacı olarak Osmanlı arşivine, ya efendim ben şu Theodor Herzl'in Sultan II. Abdülhamit'e gönderdiği vesikalı mektupları bir görmek istiyorum diye başvurursanız sizin önünüze bu numarasını da yazarsınız. Çok numarası. Zor bir şey midir? Yani Bağbali'ye giden herkes Osmanlı arşivine girip bu belgeyi edinebiliyor mu hocam? Şimdi orada araştırma hoca olmak için bir form dolduruyorsunuz. Ondan sonra size gerekli izin çıkıyor. Ama çok büyük bir şey yok. Çok büyük bir engel yok. Bu şey mümkün. Yani. Tabii tabii tamam. Mümkün tabii. Yani tarihçi olmak da gerekmiyor bunun için ayrıca. Evet, evet, evet. Her tabii, vatandaş tarihçi, buna ulaşabilir. Ulaşır yani. Tabii. Belgenin evet. Numarası da var. Numarasını yazarsınız, oradan isterseniz bu belge sizin karşınıza numarasını gelir. Numarasını söyleyelim. Yani. Yok, boş ver numarayı, boş ver. Bak şimdi burada bu mektup yazılmış. Evet. Tarabya'da, Terapiya'da, işte Tarabya'da işte 1902-25 Temmuz değil mi hocam? 25 Temmuz, evet. 25 Temmuz 1902 yazılmış. Bu Theodor Herzl'in el yazısı. Bu mektupla beraber arşiv size bir şey daha veriyor. Evet, bir de tercümesi var o mektubun. Hani ola ki Fransızca bilmeyip çünkü Fransızca yazılmış. Belki imzasını da gösteriyor. Tamam. Yani mektubun son sayfasında imzası da var. Bakın Theodor Herzl'in imzası bu. Theodor Herzl'in bir de resmini gösterelim. Kitabın kapağında var. Çok şahane bir resmi var. Evet. Gösterebiliyor musunuz? Bak. Theodor Herzl'in imzası bu. Gösterdim. Ben bu Sarsuyanız evet. Kitabında bu vesileyle... İşte Theodor Herzl de bu herif. Aha bu. Evet. Bu herif. Theodor Herzl. Dağları yıkıyoruz şu anda. Evet. Siyonizmin kurucusu. Şimdi siz mektup Fransızca yazılmış. Çünkü o dönemin diplomatik lisanı Fransızca. Bugün olsaydı büyük bir ihtimalle İngilizce yazılacaktı. Tabii. Efendim siz araştırmacısınız fakat Fransızca bilmiyorsunuz. Olur ki bizim bir şey. Yanına size bunun tercümesi diye yani, bunu veriyor. Evet. Ha, şimdi dananın kuyruğu burada kopuyor. Hazır bilgi olarak hemen bunu kullanmıyorsunuz. Hazır bilgi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hazır bilgi. Yani hizmet, halka hizmet. Çok güzel bir şey bu. Zurnanın zırt dediği yere geliyoruz şimdi. Evet, buyurun hocam. Şimdi burada bu 5. İstanbul'a gelişinde bu mektubu yazmıştır. Birkaç ay önce tekrar gelmişti. Yani Şubat ayında da tekrar gelmişti ve Şubat ayında da yazmış olduğu bir mektup var. Şimdi burada gene çeşitli değerlendirmeleri var. İşte en son görüşmemizden sonra size nasıl hizmet edebilirim? Bunların altyapısını hazırlamaya çalıştım. Avrupa'da bir takım temaslarda bulundum. Şeklinde değerlendirmeler ve bilgi aktarımı yaptıktan sonra şimdi şöyle bir ifade kullanmış mektubun sonuna doğru. Yalnız şunu da şey yapmak lazım, hatırlatmak lazım. Bu süreç devam ederken Sultan Abdülhamit diğer taraftan Duyun-ı Umiye ile de bir pazarlık içinde. O gerçek bir pazarlık çünkü. Birikmiş bir Osmanlı borçları var ve Sultan Abdülhamit bu borçlardan indirim yaptırma uğraşıyor. Bunun karşısında. Aslında bugün günümüzde de yaşanan tabii. Şeyler bunlar. Yani Dünya Bankası'yla bilmem neyle yapılan konuşmalar. Birçok ülkeler borç almak zorunda kalıyorlar. Tabii. Sonra bu ödeme sıkıntısı tabii. Yaşayınca. Ki Duyun-ı Umiye kurulurken de bunu yapmıştı. Evet. Bir ara belki ona da değiniriz. İndirim yaptırmak istiyor borçlardan. O süreç devam ederken burada işte o projeden de bahsediyor şey Theodoras. İşte 32 milyon lira yeni tahvilin tedavülü vaazını icap ettirmektedir ki dostlarım bunun %80'ini nakden hükümete tehdiye edeceklerdir. Böyle bir taahhütte de bulunuyor. Sizin borcunuzu biz kapatalım diyor yani. Siz bizim yani istediğimizi bize verin. Büyük bir kısmını biz kapatırız indirilmiş diyor. İndirilmiş haliyle yani Sultan Abdülhamid'in Duyun-ı Umiye ile yaptığı pazarlıklar sonucu 32 milyon liraya düşürmeyi başarıyor. Sultan Abdülhamid diyor ki çünkü yeni tahvil çıkacak bununla ilgili olarak piyasaya. Bunun %28'ini dostlarım karşılayabilir. Yani %80'ini dostlarım karşılayabilir diyor. Ama genelde ortada böyle bir para yok tabii ki. Ha yok. Tabii ki yani bunu temin etmeye çalışacak. Ha. Yoksa önemli bir rakam netice itibariyle. Bunları dostlarım Osmanlı hükümetine tehdiye edebilirler diyor. Ve sonra esas... işte dediğiniz gibi en can alıcı nokta burada. Buna karşılık imparatorluk hükümeti majestelerinin bendelerine geçen Şubat ayında teklif etmek lütfunda bulundukları veçiyle Mezopotamya'da ve ayrıca Filistin'de Hayfa ve mülhakatını da içine alan bir Musevi İskan mıntıkası için imtiyaz bahşedecektir.
Evet işte burada. Şimdi burada biraz burada, hafif biraz bir tercüme yapalım burada. Evet. Burada bir tercüme. Ne anladınız? Siz mesela ne anladığınızı söyleyin gayet açık bir şekilde. Şimdi buna karşılık diyor. Yani dedi ya %80'ini biz karşılarız diyor. Bu sizi karşılamaya çalışırız diyor ya. Buna karşılık. Buna karşılık evet. Bir şey bekliyor. Kimse Karagöz'ün aşkı için vermiyor tabii bir şey. Tabii ki bir beklentisi var. İmparatorluk hükümeti, hangi imparatorluk? Osmanlı İmparatorluğu hükümeti, majestelerinin bendelerine, bendesi dedi kendi, yani ben kim oluyorum ki diyor yani. Majestenin bendelerine geçen Şubat ayında, bir önceki işte, gelişinde, bir önceki gelişi, bu beşinci gelişi, teklif etmek lütfunda bulundukları veçiyle, teklif ettikleri gibi diyor. Lütfettiniz bize teklif, bir teklifte bulundunuz. Acaba ne teklif etti Sultan II. Abdülhamit? Mezopotamya'da ve ayrıca Filistin'de Hayfa ve mülhakatını da içine alan, Hayfa ve çevresini de içine alan. Filistin'e dahil buna. Filistin dahil tabii. O şimdi haritada olsa keşke göstersek Hayfa neresi, Filistin'e. Orası. Yani, o bölge yani. O bölge. Mülhakatını da içine alan bir Musevi iskan mıntıkası için imtiyaz bahşedecektir. Bir ayrıcılık hak tanıyacaktır. Siz bize öyle dediniz. Yani sanki Sultan II. Abdülhamit demiş ki, bu son görüşmelerinde, Şubat ayında gerçekleşen görüşmelerinde Theodor Herzl'e demiş ki tamam abi, abi demedi tabii. Tamam efendi demiş, işler gayet güzel. Siz bizim borcumuzun bu kadarını kapatın. Buna mukabil size Mezopotamya, ne dedi? Mezopotamya neresi? Irak. Bugünkü Irak işte. Mezopotamya'da Filistin, yani Hayfa ve mülhakatı, etrafı, bölgesini biz size orada ayrıcalık tanıyacağız. Siz oraya gelip bir Musevi iskan mıntıkası, Musevilerin yerleşebilmesi için bir yer, siz bize böyle bir imtiyaz bahşedeceğinizi buyurmuştunuz diye mektupta yazıyor. Evet. Vah! Yani ben bunu okuyunca diyorum ki, ya Sultan II. Abdülhamit halt etmiş. Evet. Şu ana kadar direndi, bu kadar tepki gösterdi. Böyle bu bir sonuç. Bu belgeden böyle bir sonuç çıkıyor. Dayandıranlar da bu belgeye dayandırıyorlar. Tamamen böyle bir sonuç çıkıyor ve dediğiniz gibi dayandıranlar da bu böyle. Diyor ki aha işte sana belge. Tabii. Şimdi bir tarihçi buna göre bir değerlendirme, orijinaline bakmayıp da buna göre bir değerlendirme yaptığında gerçekten de Sultan Abdülhamit direnmiş en sonunda Filistin'e gitmiş Yahudilere satmış gibi bir davayı da sattı, toprağı da sattı. Sonucu çıkar buradan. Tabii. Bunu böyle yayınladığınız anda tarih bambaşka bir şeye bürünüyor. Yani Sultan Abdülhamid'in bakış açısı, icraatları vesaire bambaşka bir noktaya gitmiş oluyor. Şimdi işte tarihçi bu noktada yanılmayacak. Yani bu şekilde bunu yayınladığınız anda büyük bir hata yapmış olursunuz. Çünkü bu sıradan bir olay değil ki. Bugün bile etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz Filistin meselesi yani. 19. yüzyılda son derece yoğundu. Bugün de gene son derece yoğun. Yaşıyoruz olayları yani. Şimdi böyle bir dünya çapında önemli bir olayda burada tercümeye güvenerek bir tarih yazımı yapılmaz. Şimdi yapılmaz. Yanlış düşünüyorsam lütfen beni düzeltin. Şimdi tarihçi bu belgeyi okudu. Eğer bu belgeyi kim okur? Bu konuya ilgi duyan adam okur. Beş aşağı beş yukarı Sultan Abdülhamid'in genel tavrı hakkında bir fikir sahibi olması lazım. Evet. O fikir sahibi olduğunda şunu diyecektir. Ya bir adam bu kadar mı çelişir kendi kendiyle ya? Evet. Bunun orijinali nerede diyecek? Ben orijinaline hemen bakayım. Hemen altında zaten beraber değil. Beraber veriyor hemen ama beraber. İşte bak bu iş emek işi, gayret işi. Bir de lisanı bileceksin arkadaş, lisanı. Orijinalin lisanını bileceksin. Orijinal de Fransızca. Evet, orijinal de Fransızca. Hocam orijinalini okusun. Ve orijinaline baktığınızda Fransızcası zaten Türkçe gibi olan. Buyurun hocam, orijinalini okuyun. Yani burada gayet açık ben bir şekilde. Ben burada yani şunu. Hocam okusun. Ben ama burada başka bir şey söyleyeceğim. Tamam, okay. Önce bir orayı bir aslını yani okuyalım. Şimdi bunu Fransızca olarak sonra mı tercüme edelim yoksa? Yok Fransızca. Siz tercüme edin canım. Ha, tercüme şey yapalım. Ha, buna karşılık zaten buna karşılık diye gene şey yapıyor. Cümlenin başı öyle.
Buna karşılık geçen görüşmemde bize lütfettiğiniz gibi Mezopotamya'ya yerleşme izninizi, daha doğrusu buna karşılık bize geçen defa Mezopotamya'ya dağınık olarak yerleşme izni vermiştiniz. Ama biz ayrıca Filistin ve Hayfa topraklarını da istiyoruz. İstiyoruz diyor. Yani hiç alakasız bu. Bak şimdi. Bambaşka bir şey çıkıyor. Bambaşka şey. Bizi Mezopotamya kesmez diyor yani. Siz bize bu izni tamam bu oraya gelebilir. Doğrudur. Öyle bir şey var zaten. Buyurun dağınık olarak Mezopotamya'ya yerleşin. İnsani duygularla. Cümlenin ilk bir kısmını şeydir. Bir daha söyleyin. Dağınık olarak. Dağınık bir şekilde Mezopotamya'ya yerleşin. Bu, yani, bu konuda bir şey var zaten. Tabii güç yoğunlaşmasına izin vermez. Dağınık evet. olarak buyurun. Madem mazlumsunuz, madem sıkıntı evet. çekiyorsunuz. Tamamen insani inip gelin yerleşin. Biz bir mahsur yok. Ama buraya yerleşeceksiniz. Öyle her yere değil. Buraya. Diyor ki biz size lafı ama hünkârım bu bizi kesmez Mezopotamya. Biz Hayfa, Filistin'de Hayfa ve mülhakatını da isteriz. Şimdi iş nereye geldi? Bambaşka bir şey çıktı ortaya. Tabii. Tabii. Bambaşka bir şey. Anlam olarak birbirine tamamen zıt. Tamamen zıt. Dolayısıyla bir tarihçi onunla yetinir buradaki orijinal şeye bakmazsa büyük yanılgıya düşer. Ve zaten bir tarihçi oradaki şeyi okuduğunda, o metni okuduğunda ve Sultan Abdülhamid'i iyi tanıyan bir tarihçi ya Sultan Abdülhamid böyle bir davranış içinde bulunamaz, olamaz diye zaten sorgulama yapıp orijinaline bakma durumunda zaten. Minik bir soruya müsaade edin hocam. Sultan II. Abdülhamid Fransızca biliyor muydu? Biliyor tabii ki. Orijinalini okuyordu yani belgeni. Tabii kendisi orijinali de okuyabiliyor. Peki. Tabii. Ama diğer devlet erkanı içinde Fransızca bilmeyenler olabilir. Yani bilenler, bilmeyenler. Şimdi bu tabii sonradan yapılmış bir tercih. Orijinali onun Osmanlıca olması lazım. Orjinalca çünkü o zaman daktilo maktilo yok ki, yani. Tabii ki. Daktilo da olmadığı gibi Latin alfabesi de, zaten yoktu. Yok. Dolayısıyla şimdi yani bu Fransızca çevirinin bir de Osmanlıca çevirisi olması lazım. Bunun bir de Osmanlıca çevirisi olması lazım ama arşivden bu belgeyi istendiğinde size Fransızca orijinal metin ve bu tercüme geliyor. Zaten orijinal metin Fransızca. Fakat ben çok önemli bir şey burada söylemek istiyorum hocam. Burada şimdi ben bu soruyu neden sordum? Yani ben bugün sizle alakalı işte araştırma yaparken sizin yine başka bir televizyon programında katıldığınız bir programda size bunu söylüyorlar ve siz ancak programın sonunda o kişiye ki o kişi de yani yetkin bir kişi tarih konusunda o kişiye siz bunu kanıtladınız, ispatladınız. Şimdi o kişi de şimdi desem ki hani ben tarihçiyim, Türkçe zaten hani bir Türk ana dilimiz. Zaten tarihle biraz önce hocama da sordum. Yani tarihle alakalı eğer bir bölüm okumuşsanız Türkiye Cumhuriyeti'nde Osmanlıca mutlaka okuyorsunuz. Tabii muhakkak Osmanlıca. Şimdi tarihçiler Osmanlıca belgeleri okuyabiliyorlar el yazısı olarak. Fakat burada önemli olan konu Fransızca bilmesi lazım bu tarihçinin ayrıyetten. Bu bahset yani bu sözü geçen bu konuyla alakalı Fransızca da biliyor. Şimdi ve ben zannetmiyorum ki o adam gitmiş olsun da Osmanlı arşivine bunun Türkçesini okusun. Vardır bir kısım eleştirileri yapanlar Türkçesini okumuştur. Tamam satmıştır Abdülhamid Han demiştir. Ama o kişi bunun Fransızcayı da çok iyi bildiği için bunun aslını okumuştur. Tabii. Burada biraz art niyet arıyorum ben. Yani bu belgeyi yazan, bu belgeyi çevirende de bu belgeyi okuyanlarda da daha sonradan. Yani belgenin aslı burada. Evet böyle bir çevirisinde böyle bir problem var. Biraz burada samimiyetsizlik de var sanki gibi. Yani şimdi bir art niyet olması lazım. Yani bir şey var orada. Evet. Ama bir ön yargı yanlış oldu, desek buna. Art yani. Niyetten ziyade bir ön yargı desek. Yani hiç kuşku yok ki bu meşhur Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Hayatında hiçbir şeyden çekmedi nasırından çektiği kadar diye biter o şiir. Zannediyorum ki Sultan II. Abdülhamit de hayatında hiçbir şeyden çekmedi kendisi hakkında oluşturan ön yargılar kadar. Gerçekten öyle. Yani zaten işte yıllarca Kızıl Sultan olarak bilinmesi, böyle empoze edilmesi, böyle tanıtılmaya çalışılması. Ancak son yıllarda yapılan işte değerli çalışmalar vesilesiyle bunun böyle olmadığı, ülkesine hizmet etmiş başarılı bir imparator olduğu giderek tabii daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Ama maalesef bu ön yargılar tabii ki çok fazlaca vardı ve yıllar boyunca da devam etti.
bununla ilgili örneklerimiz olacak zaten. Tamam. Yani. Peki o örneklere geçmeden sözü bölmemek için tamam. Şimdi bir tanıtım arası vermek zorundayız. Maalesef bu böyle efendim. Tevhidi bir yaklaşım olmadığı için hayatımızda mecburen böyle bir şey olacak. Bir reklam kuşağı giriyor. Tanıtım ekmek arası. Ondan sonra hocam çok şaşırtıcı bir şeyle devam edecek inşallah. Gelin, yatırımınızı Bankasya'ya emanet edin. Hoş geldin hediyesini kaçırmayın. Bankasya ayrıcalığını ilk adımda yaşayın. Bankasya'ya hoş geldiniz. Lütfen dikkat. Siyonist İsrail'in bombaları sonucu şehit olanların ve yaralıların aileleri için acil kardeş aile aranmaktadır. Sizin Gazze'li bir kardeş aileniz var mı?